Öğle bülteninde konuğumuz var. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak. Şimdi Funda Görey'in sorularını yanıtlayacak. NTV Ankara stüdyosunda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak'la birlikteyiz. Erhan Ertürk'ün de söylediği gibi hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim. Teşekkürler. Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 500'ü aştı. Bültenimizde de bunları söyledik. Herhalde Cumhurbaşkanlığı seçimi tartışmalarını da değerlendireceğiz ama buradan başlamamız daha doğru olacak. Ateşkes sağlanma ihtimali var mı? Türkiye olarak ne yapmalıyız? Hükümetin bu noktadaki politikasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani ateşkesi sağlama ihtimali var. Yani Birleşmiş Milletler nezdinde insan hakları komisyona götürürsek oradan bir karar çıkartırız diye düşünüyorum. Ama Türkiye, yani AKP iktidarı sürekli bağırıyor. Bağırmaktan öte bir şey yapmıyor. Bugün Türkiye'nin oradaki insanları bombalayan jetin yakıtı buradan gidiyor. Öyle olmadığını Enerji Bakanı birkaç defa altını çizerek Türkiye'nin resmi kanallarla İsrail'e jet yakıtı satmadığını söyledi. Ama iyi de yani o yakıt buranın üstünden gitti mi gitmedi mi, buna bakmak lazım. Ama hükümet olarak biz bu işin içinde değiliz diyorlar. Ama iyi de burada ambargoyu koyabilirsiniz. Yani hükümet bugün İsrail'in önünü açacak tüm hareketleri yaptı. Üzülerek söylüyorum. Bugün 50-60 yıldır OECD'ye üye olmayan İsrail'in vizesini 1960'taki o 61'den bu yana AKP iktidarı önünü açtı. Bir başka nokta ise Yahudileri verdiği madalyayı bu başbakan boynuna taktı. İsrail'i korumak için küreciye radarı AKP iktidarı ve Tayyip Erdoğan getirdi. Yani bunların hepsine baktığınızda Tayyip Erdoğan'ın burada bağırmasını yersiz buluyorum. Bağırmamak lazım. Sonuca gitmek lazım. Nedir sonuç? Sonuç şudur. Bunu alırsınız, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'na götürürsünüz. O komisyonda 57 tane İslam İşbirliği ülkesi var. Rusya, Çin, Güney Amerika'daki ülkelerin katkısıyla buradan bir karar çıkartırsınız. O kararı alır, Birleşmiş Milletler'e getirirsiniz ve buradaki o kanı, vahşeti durdurursunuz. Bugün iktidar bunu yapıyor mu? Hayır. Ne yapıyor iktidar? Sürekli bağırıyor. Ya bağırarak olmaz. Türkiye bugün o bölgede sözü dinlenen bir ülkeydi. AKP iktidarının bugünkü icraatlarından dolayı o bölgede sözü dinlenmeyen bir noktaya geldi. Birleşmiş Milletler'den İsrail'in savaş suçu işlediğine dair İnsan Hakları Komisyonu'ndan böyle bir karar mı çıkarılıp bunun genel kurula getirilmesi öneriniz? Tabii ki, yani şimdi siz Birleşmiş Milletler'in İnsan Hakları Komisyonu'na, Cenevre'de bulunan İnsan Hakları Komisyonu'na götüreceksiniz. Orada bizi destekleyen, bu kararı destekleyen birçok Arap ülkesi ve Müslüman ülke çıkacak. Güney Amerika ülkelerinin buna destek vereceğine inanıyorum. Sonra Çin ve Rusya gibi ülkelerin de bunun arkasında duracağına inanıyorum. Bu kararı biz ondan sonra Birleşmiş Milletler'e taşıyarak buradaki kanı durdurabiliriz. Bugün Tayyip Erdoğan'ın yaptığı sadece bağırmakla ve nutuk atmakla geçiyor. Peki baktığınızda İsrail'in bugüne kadar en büyük işbirliğini kim yapmış? Sayın Tayyip Erdoğan yapmış. Nasıl yapmış? Onun uluslararası alandaki hareket serbestliğini sağlamış. OECD'ye üyeliğinin önünü açmış. Onu korumak için küreciye getirmiş, radar koymuş. O noktada da şunu hatırlatmak gerekiyor. Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı bir açıklama var. NATO üyesi müttefiklerimize biz bilgi paylaşıyoruz. Bu radar o yüzden kuruldu. İsrail'de NATO üyesi olmadığı için bu paylaşımların zaten içinde değil şeklinde. Sayın Genel Başkanınızın da yaptığı eleştirilere Dışişleri Bakanlığı böyle yanıt vermiş oldu. Peki o radar niye kuruldu? Bizim komşularımızla bir sorunumuz yoktu ki. Yani bizim İran'la, Irak'la, Suriye'yle bu hükümetten önce bir sorunumuz yoktu. O radar niçin kuruldu? İran için kuruldu. İran'ı kim tehdit kabul ediyor? İsrail. Demek ki o radarın oraya kurulma nedeni İsrail. Bugün şunu söylemek isterim Funda Hanım. İsrail o bölgede bugün pervasızca 500 tane insanı katlediyorsa, bugün İsrail o bölgede yeterince rahatça hareket edebiliyorsa, bunun altında yatan en büyük neden İsrail'e dur diyen bir devlet kalmadı Orta Doğu'da. Suriye vardı. Suriye'yi de Tayyip Erdoğan'ın eliyle ortadan kaldırdılar. Suriye İsrail'e bir emniyet sıvabuydu. Hareketlerini kontrol ediyordu. Oradaki bu tip
vahşete, cinayetlere karşı Suriye'nin bir yaptırımı vardı. O noktada kendisine dur diyebiliyordu. Suriye'yi de Tayyip Erdoğan ortadan kaldırdı. Bakın yani bu kadar olaylara bakın. Hepsinin altında İsrail'in işine yarayan hamleler var. Yani AKP iktidarı İsrail'le çatışıyor gibi gözüküyor perdenin önünde. Ama perdenin arkasına baktığınızda AKP iktidarı İsrail'in önünü açarak farklı bir coğrafya çizmek istiyor. Bugün 22 tane ülkenin coğrafyasında haritada yeri değişecek deniyor. Büyük Orta Doğu projesiyle. Peki Büyük Orta Doğu projesinin eş başkanı kim? Sayın Tayyip Erdoğan. Ben Büyük Orta Doğu projesinin eş başkanıyım dedi. Ama İsrail operasyonu başlattığından bu yana Türkiye sesini yükselttiği zaman da o zaman muhalefet nutuk atıyorsunuz, başka bir şey yapmıyorsunuz eleştirisini getiriyor. Yani ne yapmalı Türkiye somut olarak bu noktada? Muhalefet haklı olarak bunu söylüyor. Siz nutuk atmayın. Bunun yolu uluslararası alanda girişimde bulunmakla geçer. Onun da formülünü biraz önce söylediniz. Onun formülünü ben söyleyeyim. Benim üzüldüğüm nokta şu. Hükümet sadece iç kamuoyuna seçimlere yatırım yapıyor. Gazze'nin umurunda olduğunu sanmıyorum. Bugün hükümete biz şunu söylüyoruz, yol gösteriyoruz. Muhalefet her şeyi yanlış söylüyor. Anlayışıyla yola çıkarsanız olmaz ki. Hükümet muhalefetin de desteğini arkasına alarak, ki parlamentoda biz bu desteği verdik, uluslararası alanda girişimde bulunabilir. Bugün 500 tane Filistinli'nin ölmesine sebep hükümetin Hamas'a verdiği aşırı cesaret ve İsrail şu anda bir noktada da haklı noktada. İşte ben ateşkesi ilan edecektim, karar verdim ama işte Türkiye ve Katar Hamas'ı destekledi ve ateşkesi kabul etmedi gibi uluslararası alanda çok sahte, yaptırmacık bir şeyle çıkıyor, açıklamayla. Mecliste hazırlanacak o bildiride İsrail'in de savunma hakkı vardır şeklinde bir cümlenin mi konmasını istemişti? Hayır, bizim öyle bir şeyimiz yok. Onu biz de araştırdık. Öyle bir ibare yok orada. Peki siz İsrail'le ilişkilerin, ticari ilişkilerin kısıtlanması, bu konuda yaptırım uygulanması ya da gözden geçirilmesi taraftar mısınız? İsrail'le ilişkilerim gözden geçirilmeli. Çünkü eğer biz Orta Doğu'da insanlık suçu işleniyorsa, Türkiye'nin bu noktada atacağı adımlar vardır, yaptırımlar vardır. Nedir? Türkiye'nin üstünden giden boru hatları da buna dahildir. Yakıt da buna dahildir. Oradaki ticari anlaşmalar da buna dahildir. Tabii ki ticaretin uluslararası alanda serbestliği var. Ama Türkiye bu işte kolaylaştırıcı rol oynamamalı bence. Bugün Tayyip Erdoğan'ın İsrail'le ilgili somut adımlar atması lazım. Neyse biz onu destekleriz. Somut adımlarını görmek istiyoruz. Burada bağırarak, çağırarak bir şey yapmak doğru değil. Dışişleri Bakanı diyor ki, efendim Orta Doğu bataklık dedirtmeyiz. Ama Orta Doğu şu anda bataklık haline geldi. Orta Doğu'nun bataklığına sürüklenmeyiz diyor Türkiye. Türkiye Orta Doğu'nun bataklığına zaten sürüklendi. Öyle bir noktaya geldi ki Türkiye'nin konsolosları şu anda terör örgütünün elinde tutsak, ama Türkiye burada o terör örgütünü lanetlemiyor, kınamıyor. Cumhuriyet Halk Partisi, pardon sözünüzü kestim, milletvekilleri Gazze'ye gidecek mi? Böyle bir girişim başlattılar, bir an aynı canlık kalkan olma projesi şeklinde. Dışişleri Bakanlığı'na başvuracaklarını söylediler. Biz bu konuda hazırız. Yani biz AKP'nin milletvekilleri gibi biliyorsunuz bir Mavi Marmara olayı vardı. Mavi Marmara'da vatandaşları körüklediler, vatandaşları galyana getirdiler, oraya gönderdiler. Ama AKP'nin milletvekilleri son dakika o gemiden indi. Hayır, biz samimiyiz. Biz milletvekillerimiz o bölgede böyle bir niyetleri var ve biz de bu kararı destekliyoruz. Bu tip orada insanlık suçu varsa onu gidip kamuoyuyla paylaşmak, kamuoyu gündemine getirmek bir parlamenter olarak en büyük vazifelerimizden bir tanesidir. Ben o kararını destekliyorum Erdoğan Toprak olarak. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine geçelim. Başbakanın bugün açıklamaları gazetelere yansıyan tartışılıyor. Teamüllere göre değil, anayasaya göre hareket edeceğim şeklinde. Yani teamüllerin çizdiği bir cumhurbaşkanı olmayacağım, anayasanın çizdiği cumhurbaşkanı olacağım diyor. Dolayısıyla anayasadaki cumhurbaşkanına tanınan yetkilerin tamamını kullanacağım anlamında. Buna ne diyorsunuz? Cumhurbaşkanı eğer Tayyip Erdoğan seçilirse yönetim şekli de bir anlamda fiili olarak değişmiş mi olur bu hamleyle? Bence bir rejim değişikliğine gidecek gördüğüm kadarıyla. Sayın Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra Türkiye'de krizi beklememiz lazım.
Çünkü hükümetle köşk arasında büyük bir kaos yaşanacak. Oysa ki icrayı yapan hükümettir. Sorumluluk hükümettedir. Ama sorumluluk hükümette olduğu halde Cumhurbaşkanı ben gider Bakanlar Kurulu'na başkanlık ederim, orada icrayı ben yönetirim derse sorumsuz bir adamın sorumlulukları üstüne olan başkasının görev sahasına müdahale ederse kriz o zaman çıkar. Ben şunu sormak istiyorum. Sayın Tayyip Erdoğan'a 12 yıldır bu ülkede tek başına iktidarsın. Hangi kanunu çıkaramadın da bu ülkedeki o dış politika bataklığına Türkiye sürüklendi? Hangi kanunu çıkaramadın da Türkiye'de işsizlik hızla arttı? Hangi kanunu çıkartmakta muhalefet sana engel oldu da Türkiye'nin borcunu 3 kat arttırdın? Türkiye'de başarılı bir iktidar süreci geçirmedi ne yazık ki. 12 yıldır tek başına iktidar, 12 yılda çıkaramadığı hiçbir kanun yok ama ülkenin geldiği nokta belli. Türkiye'de dış politikada sürekli yalnızlaşan bir Türkiye var. Türkiye'nin gümrük kapıları terör örgütüne teslim edilmiş bir Türkiye var. Türk halkına bunu söylemek istiyoruz. Ey Türk halkı, şu anda senin komşun terörist bir ülke ve terör örgütüyle muhatapsın. Türkiye 12 yıl önce Orta Doğu'da sözü dinlenen bir devletti. Uluslararası alanda itibarı olan bir devletti. Ama bugün gelinen noktada Sayın Tayyip Erdoğan ve AKP iktidarı sayesinde dış politikada bir bataklığa, İç politikada sevgisizliğe, yalnızlaşmaya ve çatışmaya dönüştü. İhsanoğlu Cumhurbaşkanı seçilirse bunu nasıl değiştirecek bu eleştirilerinizi? İhsanoğlu'nun bir kere uluslararası alanda büyük bir itibarı var. İhsanoğlu'nun uluslararasında büyük bir tanınırlığı var. İhsanoğlu'nun uluslararası alanda adına ödüller konmuş bir kişi olarak bilmemiz lazım. Devlet deneyimi, siyasi partilere eşit uzaklıkta olması... İhsanoğlu'nun bu görevi başarıyla yapacağına inanıyorum. Türkiye'nin böyleli bir cumhurbaşkanına ihtiyacı var. Çünkü Türkiye parlamenter sistemle yönetilen bir ülke. Türkiye'de icranın hükümette olduğu, parlamentonun da hükümeti denetlediği bir mekanizmaya sahip olan bir sistem var. Siz getirir tüm yetkileri tek kişide toplarsanız sorarım size, o kişi hata yaptığı zaman, o kişi çılgın bir harekete kalkıştığı zaman kim dur diyecek ona? Türkiye'yi bir çırpıda savaşa sokarsa kim ona dur diyecek? Tüm emniyet sivoplarını biz ortadan kaldırıyor. Emniyet mekanizmalarını yok ediyoruz. İhsanoğlu şu anda Türkiye'nin şansı bence. Ki Türkiye'nin şansı olduğu için tüm partiler bu noktada İhsanoğlu'nun arkasında birleştiler. Farklı görüşlerde birçok parti İhsanoğlu'nun arkasında birleşti. Neden biliyor musunuz? O partilerde deneyimli siyasetçiler var. O deneyimli siyasetçilerin gördüğü bir tehlike var. Sağda ve solda. O tehlike şu. Eğer Cumhurbaşkanlığı makamına Sayın Tayyip Erdoğan gelirse Türkiye'de birçok taş yerinden oynar, Türkiye krize sürüklenir. Hem dış politikada hem iç politikada telafisi zor bir noktaya sürüklenir endişesi var. Ben bunlara ileride Saadet Partisi'nde katılacağına inanıyorum. Çünkü Saadet Partisi'nin de baktığımızda dış politikasına Kürecik'le ilgili hükümetten farklı düşünüyor. Saadet Partisi'nin Orta Doğu'daki o akan kan konusunda AKP'den farklı düşündüğüne inanıyorum. Çünkü yaptıkları toplantılardan da aldığımız sonuçlarda kendine teşekkür ederim. Yani yaptığı açıklamalarda Kürecik'le ilgili, diğer noktalarla ilgili tehlikeyi gördüğünü görüyorum. Ve bu yelpazenin daha da genişleyeceğine, Türkiye'nin bu süreçte Türk halkının bir sınav vereceğine inanıyorum. Sizce bu yelpazeyi genişleten Ekmelettin İhsanoğlu'nun kişisel olarak adaylığı mı yoksa Tayyip Erdoğan karşıtlığı mı? Çünkü iktidar cephesinden hep bu yorum yapılıyor çatı adaya ilişkin. Hayır, bu uzlaşının adayı. Yani çatı adayı demek doğru değil. Artık büyük uzlaşının adayı. 9 tane parti var burada. Burada bu uzlaşıyı bir araya getiren ortak payda Türkiye'nin bu tehlikeli süreçten kötü bir yere doğru gittiğinin görülmüş olmasıdır. Türkiye kötü bir yere doğru gidiyor. Türkiye parçalanmaya doğru gidiyor. Türkiye sağduyusunu kaybettiği bir noktaya doğru gidiyor. Uluslararası alanda yalnızlaşmaya doğru gidiyor. Türkiye'ye bakın, terör örgütüne terör örgütü diyemeyen bir hükümetin başkanının yarın öbür gün Cumhurbaşkanlığı koltuğuna geldiğinde veya çıktığında daha da farklı bir noktada Türkiye'nin
gelecekle ilgili kaygılarının olduğunu gördüğü için bu kadar parti bir araya geldi. Bir taraftan da üçüncü bir aday Selahattin Demirtaş da elbette tartışılıyor ve bazı yorumlar Selahattin Demirtaş'ın İhsanoğlu'nun aday gösterilmesini çok içine sindiremeyen CHP seçmeninden de oy alacağını, bir anlamda CHP'den oy alacağını, çalacağını söylüyor bazı yorumcular. Buna katılıyor musunuz Demirtaş'ın adayla ilgili? Yok, katılmıyorum. En son çıkan araştırmalarda gördük ki Cumhuriyet Halk Partisi kendi tabanına hakim. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni Ekmelettin İhsanoğlu'nu benimsemiş. Ekmelettin İhsanoğlu'nun daha önceki görev süreci içerisinde işte İslam İşbirliği Genel Sekreterliği sürecindeki özgürlükler konusunda, kadın hakları konusunda bilimle ilgili attığı adımları çok iyi takip etmiş ve ondan dolayı da karar vermiş gözüküyor. Cumhuriyet Halk Partisi'de böyle bir sorun yok. Oy kaymasını da beklemiyoruz. Evet, Selahattin Demirtaş çok değerli bir aday. Saygı duyuyoruz. Başarılar dileriz kendisine ama şu anda Türkiye Sayın Ekmelettin İhsanoğlu ile Tayyip Erdoğan arasında bir seçenekle yola çıkıyor. Ve İhsanoğlu'nun bu noktada başarılı çıkacağına inanıyorum. İlk günden baktığımızda hızla yukarıya doğru çıkan bir grafiği var. Tanıdıkça toplumun sevdiği bir aday. Ben sahadayım, sürekli yanındayım. Ve bunu görüyorum. Bunu görmüş olmaktan da mutlu oluyorum. Yani vatandaş tanıdıkça İhsanoğlu'nu oyum İhsanoğlu'na diyebiliyor. Oyu İhsanoğlu'na diyenler kampanyada bağışta bulunuyorlar mı? Kampanya süreci nasıl gidiyor? Tabii şimdi Türkiye'de iş çevreleri korkudan dolayı yeterince bağış yapmadığını görüyoruz. Ama vatandaşlarımız, halkımız elinden geldiğince mutfaklarından kısarak bu kampanyaya bağışta bulunmaya çalışıyorlar. Bağışlarımız da hızla artıyor. İstediğimiz düzeyde mi? Hayır. Ama o düzeyde inşallah gelir. Ekmek için Ekmelettin sloganı da çok tartışıldı. İktidar cephesinden de geldi. Siz hem örgütü biliyorsunuz hem İhsanoğlu ile birlikte birçok adrese de gittiniz. Nasıl tepki? Yani slogan tuttu mu? Slogan tuttu. Yani her yerde ekmeklerle karşılanıyoruz. Her yerde insanlar ekmeğini getiriyor, bölüşüyor bizimle. Ekmek hem bir toplumumuzun en kutsalıdır hem de bir fiildir. Yani biz bu toplumda huzuru ekmek istiyoruz. Biz bu toplumda sevgiyi ekmek istiyoruz. Biz bu toplumda özgürlüğü ekmek istiyoruz. Biz bu toplumda tüm bileşenleri, tüm toplumun her kesimini bir arada toplu bir şekilde ortak yaşamı istiyoruz. Böyleli bir ekmeğin öyleli de bir anlamı var. Fiil anlamı da var. Benim gördüğüm kadarıyla bizim sloganımız tuttu. En azından tartışılıyor. Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama bu reklam iyi bir reklam ve tuttu. Toplum da benimsedi bunu. Şimdi kritik meselelerde eğer İhsanoğlu Çankaya Köşkü'ne çıkarsa nasıl adım atacağı da tartışılan konulardan biri. Örneğin çözüm süreci konusunda Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin birbirinden farklı görüşleri var. O noktada böyle bir somut adım atılması gerekse nasıl bir yol izleyecek İhsanoğlu ve bu hani o ortak uzlaşma zeminine de bir zarar verir mi? Hayır, benim gördüğüm şu. Sayın İhsanoğlu gerçekten uluslararası deneyimiyle, devlet adamlığıyla bu önemli meselede hazırlıklarının olduğunu görüyorum. Ve birçok yerde de bunun ipuçlarını verdi. Verdiği mesajların en önemlisi bunu kapalı kapılar ardında değil parlamentoda çözülmesi gerektiğini. Tabii ki bu Türkiye'nin önemli meselesidir. Bu mesele çözülmeli. Bu meselenin üstüne gidilmeli. Bu mesele kapalı kapılar ardında değil de parlamentoya getirerek toplumun bu önemli meselesini çözerek ortadan kaldırma niyetinde. Ama diğer konu kendisinin tasarrufudur. Şimdi benim bir şey söylemem doğru değil. Biz sadece böyle tarafsız bir adayı destekliyoruz. Bu ne Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir üyesi. Bu tarafsız bir kişi. Bizim istediğimiz Çankaya'da tarafsız bir kişinin olması. Yani hakem görevi yapacak partiler arasında. Yani oraya çıktığında bir partinin iç işlerine bakmayacak. Bir partide kim geliyor, genel başkan olacak kaygısı olmayacak ve olmamalı. İhsanoğlu böyle bir insan. Zaten Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı makamı da tarafsızlığı kabul eden bir makamdır. Bir siyasi parti kimliğiyle değil de tarafsızlığı kanıtlanmış biri eğer oraya gelirse bizim bir sonraki seçimdeki seçim noktasında tarafsızlığını koruyarak kim gelirse gelsin onunla çalışabilecek
bir yapının oluşturulmasından yana olan biri olmalı. Anayasa da bu noktada hakem görevi yapar. Anayasanın verdiği kendisine yetkiler doğrusunda bir seçim ve ülkeyi yönetecek. Elinizde son yapılan anketler var mı, oy oranları? Elimizde değil ama gördüğüm anketler var. Orada Sayın İhsanoğlu'nun hızla yükseldiği ve AKP'nin de ağır ağır aşağı doğru geldiği noktasında ve bunun ileriki günlerde daha hızla artarak devam edeceğine inanıyorum. Ekmelettin İhsanoğlu 2014 10 Ağustos'ta inşallah bu ülkeye Cumhurbaşkanı olur. Bu ülkenin selameti için. Son bu soru, için. Ramazan'dan sonra kampanyada bir değişiklik olacak mı? Ben de artık yüksek sesle konuşacağım demişti İhsanoğlu. Evet, kendisi sanıyorum meydanlarda daha çok vatandaşla buluşacak. Çünkü şu andaki gördüğü noktada ise Ramazan'dan dolayı o sıcakta vatandaşımızın meydanlara gelmesine çok gönlü razı olmuyor. Birebir teması kendisi hedefliyor. Yani gidip kendisi insanların ayağına gidiyor. Orada insanların halini hatırını kendi mekanlarında soruyor. Ama Ramazan'dan sonra eğer böyle güçlü bir katılım veya karşılama olursa da sanıyorum halka hitap edecektir. Çok teşekkürler Erdoğan Toprak değerlendirmeleriniz için. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak'la hem Cumhurbaşkanlığı seçimlerini hem İsrail'in Gazze operasyonu ve hükümetin dış politikasını konuştuk.